özel bir haberimizle devam edeceğiz. Akıl almaz bir olayla devam edeceğiz işin açıkçası. Arif ve Zennure Ögün çifti dolandırıcı bir çetenin kurbanı oldu. Çiftin günler içerisinde ellerindeki tüm mal varlığı ve nakit paraları adeta uçup gitti. Çift de TV5 ekranlarına konuştu. İzleyelim. Önce kimlik bilgileri, ardından tüm mal varlıkları gitti. Evinizde değilsiniz dedi. Neredesiniz gece yarısı? Ben Murat. Arif ve Zennure Ögün çifti akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Gazze Savaşı'ndan hemen 2 gün sonraydı. Eşimin telefonu çaldı. Eşim biriyle konuştu. Anlaşamadı. Sonra bana verdi. Karşıdaki kişi dedi ki ben Silivri emniyetten falan kişiyim. Selimpaşa'da kaçak yakaladık. Üzerinde Arif Öğün'e ait bir kimlik çıktı. Ve biz de onu sıkıştırdık ifadesinde bu kimliği Silivri'de bir emlakçıdan para karşılığı satın aldığını ve bu kimliklerle suç işlendiğini ve bu kimliklerle insanların hesapları boşaltıldığını söyledi ve ben hemen telefonu kapadım. Polis olduğunu iddia ederek Arif Ögün'ün kimlik bilgileriyle suç işlendiğini söyleyen çete aynı zamanda mağdur çiftin telefonlarını da hackledi. Ben hemen telefonu kapadım. 155'i aradım. 155'e durumu izah ettim. 155 dedi ki takipimizde, çete takipimizde bilgimiz var. Talimatlara uyun dedi. Tekrar telefonu kapadığımda eşimin telefonuna kimliklerimiz geldi. Eşimin kimliğinin üstünde başka bir beyin resmi vardı. Benim kimliğimin üstünde başka bir bayanın resmi vardı. Tekrar aradı, işte bu kimlikler size ait. Evet, kimlik bilgileri bize ait ama resimler bize ait değil dedim. Bu kimliklerle insanların hesaba boşaltılıyor, yurt dışına para çıkartılıyor, devlet nezdinde suçlusunuz. Yardımcı olursanız biz bu işi yapanlara operasyon yapacağız dediler. Zennure Ögün hacklenen telefonda 155'i aradığında polisle görüştüğünü zannetti. Ancak karşısındaki kişi polis değil, büyük vurgun için süreci işleten çete üyesiydi. Selimpaşa'da 3 arsa, 2,5 katlı villamızı, o emlakçıyı aramamızı ve emlakçının bize hangi çeteyi getireceğini, orayı satış yaparken tapu da baskın yapacaklarını, operasyon yapacaklarını söylediler. Google'den de o görevli emniyet komiser yazdığında Google'den de devlet görevlisi çıktığı için inandık ve aradık emlakçıyı. Hemen 10 gün içinde bir müşteri getirdi. Çok yarı bir fiyatına, ben fiyatında değerini fiyatını söyleyince karşı taraf almam dedi. Telefonlarımızı hacklemişler dinledikleri için. Zenura Hanım dedi devletle alamıyor diyorsun. Biz operasyon yapacağız. Bu satış gerçek satış değil. Tapu dairesindeki görevliler bizim. Biz operasyon yapmak için bunu ne fiyat veriyorsanız vereceksiniz dediler. Çete Zennure Ögün'a İçişleri Bakanlığı logosunun da içinde bulunduğu bir video göndererek çeteye yönelik operasyonlarımızı yürütüyoruz diye yalan da söyledi. Ögün tapu dairesindeki memurun da süreçte büyük ihmalinin olduğuna dikkat çekti. Fakat şu var, tapu dairesindeki memur, eşim 75 yaşında, eşime sağlık raporu istemedi, eşime çocuklarım var mı, mirasçıların var mı, onların haberi var mı demedi. Bunu gerçek değerinde mi satıyorsun, hiçbir şey demedi, apar topar satış yapıldı. Sonunda evi alan kişi dedi ki evden çıkın, ben de dedim ki burayı operasyon yapılacaktı, öyle satıldı dedim. Yaklaşık 3 hafta önce bir açılış için çiftin ikamet ettiği Silivri'ye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geldi. Ögün çifti bakanla görüşmek için çok çabaladı. Ancak çabaları karşılıksız kaldı. 3 hafta önce Sayın Ali Yerlikaya Silivri'ye açılışa geldi. Gittim, rica ettim. Bilgilerin hepsini götürdüm kendisi görsün diye. Fakat kendisine ulaşamadım. Görevlileri numaramı aldı. Sonra görevlileri beni aradı. Ben de geçen hafta aradım, dedim ki hiçbir gelişme yok mu? Dedi ki hanımefendi sıradasınız dedi, telefonu kapadı. Ben buradan Sayın Yerlikaya'ya, bakanıma sesleniyorum. Benim kimliğimi kim sattı? E-Devletimi kim sattı? Telefon numaramı kim sattı? Ben araştırdığıma göre telefon şirketlerimiz yabancı şirketlerle hisseleri satılmış. Benim kendi ülkeme vatandaşının bana bu zulmü yapacağını inanmıyorum. Zennure Ögün başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulundu. Sesimizi duyun dedi. Şimdi benim başıma gelen bundan rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Sayın Yerlikaya'ya da sesleniyorum. Benim gibi değil, benim gibi binlerce vatandaşın başına bu iş gelmiş. Kimisi korkudan sesini çıkaramıyor, kimi parasızlıktan sesini çıkaramıyor, kimi de utandığından sesini çıkaramıyor. Ben sesleniyorum Yerlikaya'ya. Bu hainler bulunacak. Bu karşılığı eve alan adamın parası verilecek. 250 bin euroya satıldı.
ve benim tapularımda bana geri iade edilecek. Ben devletimden bunu istiyorum. Ellerinde avuçlarında olan her şeyi kaybeden çift bu süreçte de ekstra masraflara girdiğine dikkat çekti. Polis kimliğini gösterdi. Hem 54 bin euro eşimin hesabındaki paralar aldılar. Hem de 250 bin euroyu o arsalarımızın, evimizin satıldığı parayı aldı gittiler.